başkanım. Dış ticaret hacmi kara bükün. Türkiye'yi Mehmet Bey söyledi. Kara bükün. Dün Hakkari'de 3 askerimiz şehit edildi. Alçakça, kalleşçe, adice, sinsice, korkakça çarşı izinde çıkmış olan 3 askerimiz arkalarından yaklaşmak suretiyle şehit edildi. Cenab-ı Hak şehadetlerini kabul etsin. Rabbim ben 3 askerimize rahmet diliyorum. Ailelerine, ülkemize, sizlere sabırlar diliyorum. Ülkemizin, hepimizin başı sağ olsun. Alçak cinayete her kim aracılık etmişse, her kim ortaklık yapmışsa, her kim yataklık yapmışsa, her kim tetikçilik yapmışsa, gözcülük yapmışsa, destek vermişse, girdiği delikten çıkarıp hesabını soracağız. Bunda hiçbirimizin, hiç kimsenin şüphesi olmasın. Oradaki çatışmalardan dolayı burada bazı olaylar yaşandı. Trafik lambalarını adamlar yaptı. Sağ solu yıktılar, yaktılar, kırdılar. Polis araçlarına, mülki idarenin binalarına saldıranlar oldu. Belediye binalarına, belediyenin araçlarına, sivil halkın araçlarına yağmalama olayları oldu. 40 kişi, 40'a yakın kişi hayatını kaybetti. Bu olaylar Türkiye'de yaşandı. Birileri bu işin organizatörlüğünü yaptı. Az önce de ifade ettim. 3 vatandaşımızı şehit edenlerle alakalı ne yapacaksak, bu olayları tertipleyenler, işin içerisine girenlerle alakalı da kamu düzenini bozma noktasında bu girişimlerinden dolayı hukuk neyi gerektiriyorsa bu yapılacaktır. Yeni düzenlemeler daha caydırıcı tedbirler içeriyor. Ve eğer bundan sonra siz suçu işleyin, devlet her sefer yatsın. Yok öyle bir dünya. Eğer sen gidip de trafik lambasını kırarsan yakalanacaksın. Onun parasını bir defa ödeyeceksin artık. Böyle bir şey yok. Ambulansı yakarsan kusura bakma, onun parasını ödeyeceksin. Diğer adli durumlar, adli suçlar, yargılaması, eğer hapis cezası vesaire falan alır mı, onu mahkeme kararacak, onlar ayrı bir boyut. Yani molotofla alakalı, yakmayla, bomba, patlayıcı, bunlarla alakalı durumlar, yüzünü tamamen maskeleyip bunlarla alakalı getireceğimiz yeni güvenlik paketi tamamen kamu düzenini koruma adına. Biz bu çalışmaları yapıyorken, ya tamamen kamu düzeninin sağlanması noktasında bu adımları atıyorken, eğer siz yüzünüzü kapatıp sağa sola yıkarsanız bu cezalarla muhatap kalacaksınız. Böyle bir durum varken öbür taraftan ana muhalefet çıkıyor, eleştiriyor. Yani ne yapsanız, ne yaparsanız yapın, adamın işi gücü evet dediğinizde hayır demek. Ya bak bu kırmızıdır, bu bordodur, yok o kahverengidir. Bak şu da beyazdır derseniz yok siyahtır der. Böyle bir yapı, böyle bir mentaliteyle de karşı karşıyayız. Ve bütün bunlar yapılıyorken Avrupa'daki örnekleriyle düşünülerek, onlarla incelenerek bir tasarı hazırlandı. Bir güvenlik paketi hazırlandı. Peki biz bu zorlu sürece Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi'ne neden başladı? Bakın burada maksadımız, muradımız, ülkenin bütünlüğünü, huzurunu güçlü bir şekilde, daha güçlü bir şekilde tesis etmek. Terör belasını, terör meselesini bitirmek. Ülkemizin her bir tarafında vatandaşlarımızın huzur içinde yaşamasını sağlamaktır bizim amacımız. Temel çıkış noktamız budur. Başka bir amacımız, başka bir gayemiz yoktur. Ve biz mutlaka bu huzur ortamını, bu kardeşlik ortamını mutlaka tesis edeceğiz. Her kim bunu bozmaya, provokatif eylemler yapmaya kalkışırsa karşılığını çok ağır şekilde alacaktır.
çok ağır şekilde. Bedelini çok ağır şekilde ödeyecektir. Çünkü biz zorlu bir yola çıktık ve maksadımız ülkemizin tamamının huzuru, barışı ve kardeşliğidir. Başka bir niyetimiz yok. Bu maksatla yola çıkıyorken inşallah niyet hayır, akıbet hayırdır diyoruz.